T24 seyircileri merhaba. Washington'dayım. Washington Enstitüsü Türkiye Direktörü Soner Çağatay'la birlikteyiz. Merhaba Soner merhaba, Bey. Merhaba, selamlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasında yapılacak görüşmeyi hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz sonuçlarını. Bu görüşmeden ne beklemeliyiz? Sonrasında ne olur, öncesinde ne oldu, kime sormalı diye düşündüğümde tabii ki aklıma gelen en önemli isim Soner Çağatay oldu. Teşekkür ederim. Washington'un nabzını en iyi tutan isim. Kendisiyle biraz bu görüşmeden neler beklemeliyiz konuşalım istedim. Şimdi Soner Bey, anlatır mısınız? Bu görüşmeye herkes şöyle bir başlık atıyor. Belki de son yılların en kritik, en önemli görüşmelerinden bir tanesi. Bir, Türkiye-Amerika ilişkileri çok kötü durumda. İki, Trump içeride, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de çeşitli sorunlarla karşı karşıya diyelim. Evet. Sizden bir alalım ilk önce. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz bu görüşmeyi? Ben doktoramı bitirdikten bu yana aşağı yukarı 20 senedir Türk-Amerikan ilişkilerini takip ediyorum Washington'da ve hiç bu kadar kötü olmamıştı diyebilirim Türk-Amerikan ilişkileri. Amerika'da Türkiye'ye yönelik büyük bir kızgınlık var. Amerikan kamuoyu içinde var, Amerikan hükümet kurumları içinde var. Bunun aynısının Türkiye'de de geçerli olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de de büyük kızgınlık var. Hem kurumlar hem kamuoyu bazında. Ama buna rağmen ziyaretin gerçekleşiyor olması çok önemli. Çünkü Trump-Erdoğan ilişkisi belki de Türk-Amerikan ilişkilerinin şu anda çalışan tek boyutu diyebiliriz. İki lider birbirini seviyor. Hatta işte değişik gazetelerde çıkan makalelerde bunların birbirlerine karşı büyük empatisi olduğu dahi söyleniyor. Ya seviyor mu sevmiyor mu? Orası da karışık. Mesela Türkiye'deki seyircilerimize biraz anlatır mısınız? Trump mesela gelip ilk önce Türkiye aleyhine çok ciddi sözler sarf ediyor. Tehdit ediyor. İşte bakın yaptırım da bulunurum. İşte şöyle paranızı keserim. Böyle yardımları, şöyle ilişkileri askıya alırım diye. Sonra da mesela şahane bir telefon aldım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Geliyormuş, çok memnunum. Hoş geliyor, bekliyoruz falan gibi tweetler atıyor. Hangisi doğru? Şimdi ikincisi biraz daha doğru. Çünkü Trump bir iş adamı. Siyasete de böyle bir deal yapma sanatı üzerinden bakan birisi. Bunun diplomasi, uzlaşma, anlaşma üzerinden değil de işte böyle hani büyük bir real estate deal yaparsınız. Ona benzer anlaşmalar üzerinden yürüyen bir siyasetçi olduğunu düşünüyor ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şimdiye kadar yaptığı görüşmelerden ben hep olumlu çıktığını düşünüyorum Trump'ın. Bir de şu var tabii. Trump Batı dünyasındaki liderler tarafından genelde sevilmeyen, ciddiye alınmayan bir lider ve ona sempati gösteren çok az lider kaldı dünyada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunlardan birisi. Dolayısıyla belki de yalnızlıklar içinde birbirlerine sarıldılar demek de mümkün iki lider için. Bir araya getiren faktörler arasında. Ama daha da önemlisi tabii Trump Türkiye ile olan ilişkilerde her ne olursa olsun ilişkilerin kopmaması için çabalıyor. Kongreden gelen tazyike rağmen yaptırımları geçirmedi, yaptırımları kabul etmedi. İşte şunu diyebiliriz yani analistler genelde Türk-Amerikan ilişkilerine bakarken son 8 senedir hatta 5 senedir meseleler büyüdü. Hep işte aman kriz çıkacak, ilişkiler patlayacak diyor ya da ilişkiler kopacak diye analiz yapıyorlar. Olmadığını görüyoruz her seferinde. Yani Trump'la Erdoğan son anda böyle resme girerek ilişkilerin yürümesini, kopmasını engellemeye çalışan iki lider olarak görünüyor. O açıdan ziyaret bence çok önemli. Yarın çok büyük gösteriler göreceğiz Amerika'da. Kamuoyunda ve gazetelerde Türkiye aleyhine bir sürü yazılar çıktı ve çıkacak. Ama buna rağmen şunu söyleyebiliriz ki bu ziyaret Erdoğan-Trump etkisi açısından olumlu geçecek. Velev ki ziyaret sırasında 2017'deki Erdoğan ziyaretinin olduğu gibi Sheridan Circle'da olduğu gibi korumalarıyla Amerikalı göstericiler arasındaki oraya çıkan meseleye benzer bir mesele ortaya çıkmasın. Gösteriler olacak çünkü. Olacak, olacağını görüyoruz. Yalnız Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de bir şansı var. Hava çok kötü, çok soğuk. Çok soğuk hakikaten. Yarın sıfırın altına düşecek muhtemelen. Bu defa ilk defa olarak bu da işte gösterilerin şiddetini bir miktar azaltacak demek mümkün. Peki biraz önce söylediniz yani Türkiye ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkileri hiç bu kadar dibe vurmamıştı belki de hakikaten. Sadece işte siyasetçiler arasında değil yani demokratlar çok ciddi şekilde Türkiye eleştirilerini zaten söylüyorlar. Gazetelere, televizyonlara baktığımızda herkes Türkiye aleyhtarı. Yapılan bütün haberler Türkiye aleyhtarı. Aynı şekilde akademisyenler, ne bileyim düşünce kuruluşlarından uzmanlar hakikaten çok aleyhte konuşuyorlar ama
Bunun ötesinde belki de ilk defa gözlemlediğimiz bir şey, sokağa inmiş bir Türkiye aleyhtarlığı var. Yani insanlara Türkiye'denim, Türk'üm dediğin zaman ama Suriye'de neler yapıyorsunuz öyle cevabıyla karşılık. Bunun nedeni nedir? Burada lobileri Türkiye'nin kaybetmesinin midir sebebi? Yani bunun sebeplerinden bir tanesi. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yönelik olan eleştiriler midir? Doğru. Ya da işte Türkiye'de son dönemlerde gördüğümüz ve dozu her geçen gün daha da artan sivil topluma yönelik, akademisyenlere, gazetecilere yönelik baskıcı uygulamalar mı? Ya da hepsinin toplamı mı? Bunların hepsinin toplamı ama yine katmanlayarak açıklamak mümkün. Şöyle söyleyebiliriz. Birinci mesele bence ilişkilerde şu anda gördüğümüz Trump'la Erdoğan arasındaki bütün bu iyi yürüyen ilişkilere rağmen Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik büyük kızgınlık var. Neden kızgınlık var? Çünkü Amerikan Kongresi'nde Türkiye'de demokratik baskılar konulu, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi askeri girişiminden dolayı Türkiye'ye karşı büyük kızgınlık var. Amerikan Savunma Bakanlığı için de büyük kızgınlık var. Savunma Bakanlığı bana genelde gelip, mesela her sene Ermeni karar tasarısı geçmeden önce Doktor Çağatay bize lütfen Türkiye'nin neden önemli olduğunu anlatır mısınız diye benden talking points isteyen bir yerde şimdiye kadar. Ama bu kez ben ilk defa onların soykırım yasa tasarısı geçmeden önce bu girişimi bulunmadıklarını gördüm. Ve şunu söyleyebilirim ki Savunma Bakanlığı belki de Amerika'da Türkiye'ye en kızgın kurum. Neden? Çünkü Türkiye ile Suriye, Amerika arasında Suriye'de çok büyük bir sorun var. Hatta bunu biraz büyüterek düşünmek lazım. Zoom out yaparak. Son 15 sene içinde bence Türkiye ile Amerika iki büyük meselede tümüyle zıt pozisyona sahip oldular ya da karşıt pozisyonlar aldılar. Birincisi Irak'ta, Irak Savaşı'nın 2003'te Türkiye hiçbir şey yapmak istemiyordu, Amerika çok şey yapmak istiyordu. Suriye'deki savaşta ise Amerika çok hiçbir şey yapmak istemiyordu, Türkiye çok şey yapmak istiyordu. Yani Türkiye'nin komşusundaki iki büyük savaşta Amerika ile Türkiye'nin stratejik siyasetleri farklıydı. Bu bir. İkincisi Suriye'de Amerika Türkiye'nin düşmanı olan PKK'nın YPG uzantısıyla işbirliği yaptı. Türkiye'de radikallere destek vererek Esad rejimini devirmeye çalıştı. Yani iki ülkede diğer tarafın düşmanıyla beraber hareket etti. Ve iki tarafın güvenlik elitleri içinde bu karşı tarafa yönelik olarak bir erozyonu ortaya çıkardı. Bunların hepsini topladığımızda belki şunu söyleyebiliriz. Savunma Bakanlığı, ben Washington'da enstitüde göreve başladığımda doktora faaliyetimi bitirdikten sonra genç bir analist olarak Amerikan Savunma Bakanlığı Türkiye'yi en çok seven kurumdu diyebilirim. Şimdi Türkiye'yi en az seven kurum. Türkiye Savunma Bakanlığı'nı kaybetti. Bu çok önemli bir kayıp. Bu belki de kuşaksal etkileri olabilecek bir kayıp Türk-Amerikan ilişkilerinde. Çünkü Türkiye'nin NATO'ya girişinden sonra Türkiye'yi en çok destekleyen kurum Savunma Bakanlığı'ydı 1952'den bu yana. Türkiye o müttefikini kaybetti. Tekrar nasıl kazanabilir? O sorunun cevabını sorması lazım kızgınlıkla hareket etmeden. Kongre bazında bir kızgınlık var. Onu siz söylediniz değişik sebeplerden dolayı. Bunların hepsini topladığımızda bir de kamuoyu bazında bir kızgınlık var. Onu da ben şöyle izah ediyorum. Trump'ın aleyhinde bir isyan var Amerika'da. Demokrat Parti içinde, Amerikalıların tırnak içinde, Türkiye'deki okuyucuların, dinleyicilerin, seyircilerin anlayabileceği bir terimle derin devleti içinde, Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içinde, Trumpçı olmayan Cumhuriyetçi Parti kadroları içinde Trump'a karşı bir isyan var. İşte Trump'ın azledilme süreci başlıyor yarın. Bu sürecin başladığı günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gelip Trump'la görüşecek. Dolayısıyla Trump aleyhindeki bu isyanın Türkiye objesi haline dönüştü. Çünkü Trump'ın yürüyen ya da iyi çalışan icraatlarından birisi Türkiye siyaseti. Erdoğan'la olan ilişkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisinden dolayı. Dolayısıyla onun iyi icraatlarına yönelik bir kalkışma var, bir isyan var. İşte Türkiye bu isyanın parçası, objesi haline geldiği için bence çok tehlikeli. Çünkü Türkiye iyi bir şey de yapsa, Trump'ın altına oymak isteyenler tarafından Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi gitmesini istemeyen insanlar gibi bir lobi ortaya çıktı diyebiliriz Amerika'da. Biraz Türkiye'nin işi zor bu açıdan bence. Şimdi dün Joe Biden'ı dinledim. Evet. CNN'de yayınlandı. Town Hall meeting'i işte halkla bir araya geldi. Dün halk da vardı ama asıl üniversite öğrencileri vardı ve milyonlarca Amerikalı izledi. Orada mesela doğrudan atıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını geçirdi ve dedi ki Trump'ın dedi bugünlerde dedi en büyük hatası dedi Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de dedi totaliter rejimleri yöneten işte antidemokratik liderlerle iş yapıyor ve bu ilişkileri genelde kendi çıkarları için Amerikan çıkarlarını yok sayıyor ve Amerika ilk defa yalnız kaldı, müttefiklerini kaybetti dedi. Mesela demokratların böyle bir duruşu tabii var. Nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi, bunu? Türkiye'nin siyaseti, yaptıkları, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika seçim kampanyası dönemine girdiği için
Demokrat adayların Trump'a saldırmak için kullanacakları malzemeye dönüşecek yavaşça. Bir Türkiye Trump aleyhtarı bir isyanın objesi haline geldiği için Trump'ı eleştirmek isteyenler Trump'ı Türkiye siyasetini eleştirecekler. Türk-Amerikan ilişkilerindeki iyi olmayan gidişatı eleştirecekler. Ama şunu da söylemek mümkün. Demokrat bir aday seçildiği takdirde ben Türk-Amerikan ilişkilerindeki gidişatın çok da olumsuz olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin Amerika gözündeki en kıymetli özelliği bence konumu. Nedir konumu? Komşuları. Çok sorunlu komşuları var Türkiye'nin baktığımız zaman. Amerika açısından önemli olan komşular İran, Irak, Suriye, IŞİD'in kontrol ettiği topraklar, Karadeniz'in ötesinde Rusya. Amerikan dış siyasetinin herhalde Kuzey Kore hariç enerjisinin %90'ını harcadığı ülkeler ve sorunlar bunlar. Dolayısıyla kim olursa olsun Beyaz Saray'da, Türkiye bakışında Türkiye'yi sevip sevmediği, Türkiye'deki demokrasinin gidişi gibi sorunlar göz önüne alınmakla beraber bizim İran, Irak, Suriye, Rusya, IŞİD siyasetimiz ne olacak? Bu konuda Türkiye bize yardımcı olabilir mi sorusunun cevabında Ankara ile ilişkilerimiz iyi olmalı diye tavır alacaklar. Ama şunu da söylemek lazım. Yine belki Türk-Amerikan askeri ilişkilerindeki bu çözülmenin yarattığı bir etki ki bu çok ciddi bir etki bence. Amerikan silahlı kuvvetleri artık daha fazla biçimde Türkiye'deki tesislerden ve üslerden yararlanmayarak asker harekatlarını gerçekleştiriyor. Mesela IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü harekette bu Türk sınırına 5 kilometre uzaklıktaydı yaşadığı ev. Türkiye'den ya da İncirlik'ten ya da benzeri üslerden kalkan Amerikan İHA'ları ya da uçakları değil, ta Kuzey Irak'tan gelen uçaklar kullanıldı. Bu da şunu gösteriyor, Amerikan savunma planlamacıları gittikçe savunma planlaması yaparken Türkiye'nin içinde olmadığı planlamalar yapıyorlar uzun vadeli. Bu Bağdadi nasıl öldürüldü meselesi Türkiye'de ciddi bir tartışma oldu. İşte Türkiye biliyordu da istihbaratı mı daha önce vermemişti. Yok Türkiye verdi de Amerika o sayede vurdu. Yok Ruslar verdiler ama ne diyorsunuz buna? Sizin bunu söylemem mümkün değil çünkü ben kontrterör konularında uzman olan birisi değilim. Daha çok dış politikaya baktığımı söyleyebilirim ama o bile mesela Türkiye için negatif yansıdı. Neden? Çünkü madem Türkiye sınırına bu kadar yakındı, Türkiye'nin nasıl haberi yoktu? Türkiye biliyor muydu gibisinden komplo teorileri üretildi. Şunu söylemek mümkün. Türkiye ile ilgili hava hem dönüştü, hem negatif hale geldi, hem de komplo teorilerine zemin hazırlayan bir duruma evet. geldi. Bu da herhalde Türkiye'den Amerika'ya bakışla benzeşiyor. Aslında çok farklı değil. Şimdi iki önemli soru. Suriye meselesini soracağım ama bu biraz önce bahsettiğiniz iki yasa tasarısı. Bir tanesi S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların arttırılması. Hı hı. Diğeri de Ermeni soykırımını tanıyan bu ziyaretle eş zamanlı kabul edilme, geçme gibi bir durum olabilir mi? Düşük ihtimal çünkü Trump'ın kongredeki gücü oldukça fazla. Şimdi Amerikan hükümeti kongresi yasaması içinde iki kameralı bir sistem mevcut. Bu iki kamera içinde alt kamera olan temsilciler meclisinde muhalefette olan demokratlar hakim. Oradan Türkiye aleyhine pek çok karar geçiyor. Çünkü o kararların bir kısmını geçme sebebi de Trump'a karşı olan tazyik. Demokratların elinde olan Cumhuriyetçi başkan olan Trump'a karşı olan tazyik alt kamera olan temsilciler meclisinde işe yarıyor. Ama üst kamerayı yani senatoyu cumhuriyetçiler kontrol ettiği için Trump'ın da o grup içinde kendisine yakın müttefikleri olduğu için Lindsey Graham gibi bu tasarıların geçme ihtimali bence düşük. Bence Trump senatodaki müttefikleri üzerinden bu iki karar tasarısının da daha doğrusu mesela Ermeni karar tasarısının geçmesini engellemesini istediği gibi S-400'ler alımlarından dolayı Türkiye'ye uygulanması gereken katsa yaptırımları konusunda tasarı geçmiş olmasına rağmen orada da kendisi imzayı açmadı bunu. Çünkü öyle bir hakkı var. Yürütmenin bu yaptırımları geciktirme hakkı var. Yani Türk-Amerika ilişkilerini şu anda kurtaran kişinin Trump olduğunu söylemek abartılı bir ifade olmayacak diyebiliriz. Şimdi Fahrettin Altun'un bir açıklaması oldu ve dedi ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir sayfa açmaya hazır. Şimdi bu nasıl bir sayfa? Yani ne yapılacak da yeni bir sayfa açılacak? S-400'lerden mi vazgeçilecek? Barış Pınarı Harekatı'ndan mı vazgeçilecek? Güvenli bölge konusunda Erdoğan çünkü sürekli eli arttırıyor. Daha da ileri gideriz, daha da genişletiriz diyor. Yani nasıl bir beyaz sayfa şimdi açabilir Türkiye? Güvenlikli bölgenin ben daha da büyüyeceğini sanmıyorum. Burada sıkıntı Amerika değil, Rusya. Türkiye Amerika'nın ekonomik yaptırımlarından korkuyor ki her ne kadar bu yaptırımların ciddi olarak gündeme gelmesi mümkün olmadı. Trump'ın taziki tutmasından dolayı. Ama esas Türkiye'yi bence Kuzeydoğu Suriye'de bloke eden faktör Rusya'nın askeri gücü. Türkiye'nin tarihsel düşmanı olan Rusya.
Rusya oraya kuvvetlerini yolladıktan sonra Türkiye'nin o güvenlikli bölgeyi daha da fazla genişletme imkanı çok düşük bence. Zaten Amerikan kuvvetleri de ondan dolayı geri çekildiler. Önce Suriye'den sonra tekrar geri döndüler. Türkiye belki güvenlikli bölgeyi aldı ama böyle İsviçre peyniri gibi bölük pörçük bir güvenlikli bölge aldı. Yani sınırdan içeriye doğru, Suriye'ye doğru genişliği 30 kilometre olan bir bölge alamadı. Kimi yerde 30 kilometre olan, kimi yerde 10 kilometre olan, kimi yerde Esad rejimiyle, Rusya ile paylaşılan bir güvenlikli bölge aldı. Bence esas açılım orada olmayacak. Benim tahminim yarınki görüşmelerden Trump iş adamı geçmişi olduğu için, iş insanı geçmişi olduğu için bir büyük ticaret anlaşması duyurusuyla ortaya çıkacak. Çünkü işte bir serbest ticaret anlaşması görüşmesi vardı iki ülke arasında. Bunun bir çerçevesi konuşuluyordu. Belki bu konuda olumlu adım attıklarını söyleyebilecek yarın iki lider. Türkiye hala Patriot füzeleri almak istediğini söylüyor. Bu füzelerin satışına Savunma Bakanlığı kesinlikle karşı çıkacak. Çünkü Savunma Bakanlığı Türkiye'nin S-400'leri aldıktan sonra yeni Amerikan yüksek teknolojisine sahip silahlarını bu gibi silahların satılmasını istemiyor. Ama bunun bu konuda iki lider anlaştıklarını söyleyebilirler. Her ne kadar Savunma Bakanlığı bunu sonra engellese de. Dolayısıyla ben daha çok yeni silah alımı ya da ticari anlaşmalar gibi konularda büyük bir haberler, bazı büyük önemli haberler duyabileceğimizi düşünüyorum. İşit konusunda sizce Trump'ın bir ciddi uyarısı olacak mıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Şimdi şu oldu IŞİD konusunda. Madem ki Türkiye Kuzeydoğu Suriye'de küçük bir güvenlikli bölgeye sahip oldu. Sınırdan içeriye doğru derinliği 30 ile 10 kilometre arasında genişleyen. Kuzeydoğu Suriye'nin büyük kısımları hala Türkiye'nin hakimiyetinde değil. Rakka, Derzor gibi şehirler. Amerika dolayısıyla buradan çekilerek önce çekilme kararı aldı, sonra geriye dönüş kararı aldı. Burada herhalde Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelerle beraber çalışmaya devam edecek. Trump için birkaç çok ciddi sorun olabilir. IŞİD'in yeniden dönüşü, yükselişi, yeniden doğuşu, IŞİD 2.0 dediğimiz IŞİD'in yeni versiyonun ortaya çıkışı. O zaman Orta Doğu siyasetinin, Suriye siyasetinin başarılı olmadığı düşünülecek. İşte belki de o görüşmede Türkiye ile ilgili istihbari paylaşım ve ortak çalışma konusunda talepleri olacak. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyecek ki ne yaparsan yap Doğu Suriye'de IŞİD'in geri dönmesine müsaade edecek adımlar atma. Ve bu konuda bunun geri dönüşünü, örgütün geri dönüşünü engelleyecek faaliyetlerde bize mutlaka destek ol. Erdoğan da muhtemelen %100 destek olacağını söyleyecek. Şimdi peki şunu sormak istiyorum size. Burada gerçekten yani hangi gazeteyi açarsanız açın ve belli başlı büyük Amerikan televizyonları Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle ilgili program yapıyorlar ya da haberler yayınlıyorlar. Ve genel algı Türkiye'nin oradaki bütün Kürt köylerini boşalttığı, sivilleri mağdur ettiği. Bugün Washington Post mesela etnik temizlik kelimesini de kullanmış. Ne yazık ki doğru. Ankara'dakiler, iktidar bu tanımlamaya çok sinirleniyorlar, çok kızıyorlar, çok sert tepki gösteriyorlar. İşte efendim bunlar bizim aleyhimize yapılan çalışmalardır diyorlar. Öyle diyorlar, böyle diyorlar ama sonuçta günün sonunda baktığımızda Amerikan basını bunu satın almış durumda. Yani burada Amerikan basınının bakışı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri yerinden ettiği, onları oradan sürdüğü ve hepsini mağdur ettiği ve orada çok ciddi işler yapıldı ve bunu da yaparken cihatçı örgütlerle işbirliği yaptığı yönünde. El Nusra Cephesi ya da işte Milli Suriye Ordusu'nu kastediyorlar. Ya bu nasıl bir sorun ortaya çıkartıyor sizce? Ya da çıkartacaktır ve bunu nasıl değiştirecek Türkiye? Çünkü basının bu konuda yani Amerikan basının bu konuda çok ciddi yani şeyi var, şimdi haberleri bence, var. Bence Türkiye'nin orada çok ciddi bir imaj sorunu var. Buradan neyi kastediyoruz? Washington'a ben ilk geldiğimde doktoramı bitirdikten sonra Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili konumuyla ilgili bir şaka vardı burada duyduğum. Şaka da şu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta 15 bin askeri var, Rumların 15 bin avukatı var denirdi. Neden? Türkiye haklı oldu ama haksız görünüyor. Haklı olduğu mücadelesini uluslararası platformlarda kaybettiği gibi görünüyor diye düşünülüyordu. Suriye'de biraz o geçerli. Türkiye PR tarafını kaybetti bunun. Yani naratifi belirleme, gündemi belirleme, söylemi belirleme kabiliyetini kaybetti. PKK'nın terör örgütü olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Ama Türkiye'nin oradaki müdahalesinin PKK'ya karşı değil de sivil halka yönelik olduğu, Kürtlere yönelik olduğu konusunda bir kanı ortaya çıktı. Bunun birkaç açıklaması var. En önemlisi bence Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki kısıtlamalar Türkiye'den gelen bütün haberlerin propaganda olarak görülmesinin yolunu açtı burada. Yani Türkiye'den yazılan
Doğru da olsa insanlar inanmıyor. Çünkü Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Doğru bir şey yazılamaz fikri ortaya çıktı. Şimdi komiyi Türk kamuoyunda da aynı şekilde yurt dışından gelenlerin propaganda olduğunu düşünüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Basın özgürlüğü Türkiye'nin güvenliği için önemli diyebiliriz aslında. Çünkü basın özgürlüğü olsaydı Türkiye'den gelen haberleri insanlar otomatikman propaganda diye göz ardı etmezlerdi. Üniversitelerde düzenlenen konferanslara bakın, Türkiye'den hemen hemen kimseyi davet etmiyorlar. Gelen katılanlar ya sizin gibi uzun yıllardır Amerika'da bulunan araştırmacılar ya da akademisyenler, ya da bir takım işte Türkiye'nin yasakladığı, ülkeden kovduğu, yurt dışında yaşamak zorunda kalan gazeteciler ve onların da başka bir imajı oluyor doğru, tabii ki. Ya, yani böyle bir durumu kendi ellerinden yaratmış durumda hükümet diyebiliriz zannediyorum. Ne yazık ki bence Türkiye'nin haklı mücadelesinin ya da kendi bakış açısından meşru tavrının uluslararası camiada kabul görmemesinin temel sebeplerinden birisi basın özgürlüğünün eksik olması. Uluslararası kamuoyu özgür basın olmadığı için Türkiye'de, kendi düşünceleri bu, Türkiye'den gelen haberlere güvenmiyorlar ve bunların hepsini propaganda olarak görüyorlar. İşte bu aslında buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Basın özgürlüğü, özgürlüğü eşittir uluslararası ulusal güvenlik diyebiliriz. Evet. Peki şunu da sorayım size. Beklentilerimiz ne olması gerektiğini söylediniz ama siz bu Suriye harekatının yakın kısa vadede durumunun ne olacağını düşünüyorsunuz? Ve genel olarak bir özetler misiniz bize? Yani Türkiye'deki hem iç siyaset açısından hem de uluslararası siyaset açısından nasıl bir şekillenme olacaktır? Gidişat şöyle. Amerika ne yapabilecektir? Ya Amerika'nın Suriye'de yapabilecekleri kısıtlı. Çünkü 900 kadar askeri var yeni kararlardan sonra. Petrol kuyuları için geri gitti değil mi? Bir kısmı Doğu Suriye'de. İşi de karşı aslında kullanmak için. Petrol kuyularıyla ilgili anlaşma, o söylem bence Trump'ın kendi tabanına yönelik söylemi. Trump'ın tabanı milliyetçi, cumhuriyetçi. Amerika'nın kendi kaynaklarını dışarıda tırnak içinde sarf etmesini istemeyen bir kaynak, taban. Trump dolayısıyla bunlara Suriye Savaşı'nı öyle izah etmek zorunda. Biz oradan petrol alacağız, o yüzden orada bulunmak zorundayız diye izah ediyor. Fakat gerçek bulunma sebebi bence IŞİD'in yeniden yükselişine karşı orada bir hazır kuvvet bulundurma isteği. Suriye'de bence gidişat şöyle. Gittikçe Esad rejimi tabii kendi etkisini arttırdı. Doğu Suriye'nin bir kısmını daha bir kurşun bile atmadan kendi egemenliği altına aldı. Suriye'nin bütününde Esad'ın egemenliğini tesis ettiğini söylemek mümkün değil ama 3 sene önce, 4 sene önce kaç kişi Esad'ın siyaseten hayatta kalacağını düşünüyordu? 5-6 sene önce kaç kişi Esad'ın fiziken hayatta kalabileceğini düşünüyordu? Hem fiziken hayatta kaldı, hem siyaseten hayatta kaldı, hem Suriye'nin tekrar yeni meşru hükümeti haline dönüşüyor yavaş yavaş. İşte bu aslında Türkiye'nin Suriye Savaşı'nın belki de kazanamayarak çıkacağını gösteriyor bize ne yazık ki. Kaybeden ülkelerden birisi olarak çıkacağını gösteriyor. Tabii Türkiye burada Esad çok başarılı bir siyaset oynadı. Suriye'nin Kürtlerden müteşekkil bölgelerinden 2012'de çekilerek PKK'nın oradaki uzantısı olan YPG'nin buralarda örgütlenmesinin yolunu açtı. Ve Ankara'nın kendisine karşı olan hareketinin enerjisinin YPG tarafından çalınmasının da yolunu açtı böylece. Çünkü Türkiye gider ayak önce Esad rejimine yoğunlaşmıştı, sonra YPG'ye yoğunlaştı. Artık tümüyle YPG'ye yoğunlaştı, hiç Esad'a yoğunlaşmıyor. Aslında Suriye rejimi bu açıdan kazandı diyebiliriz. Yani Ankara için hedef şaşırttı. Yeni bir hedef oluşturdu. Şimdi bundan sonra bence Esad rejimi şunu yapacak. YPG'yi koz olarak kullanarak Ankara ile bir el sıkışması isteyecek global olarak. Diyecek ki Ankara'ya sen benim sınırımı kabul et. Yine cilve gözü kapısı olsun, öncü pınar kapısı olsun. Buradan geçenler benim gümrük görevlilerim tarafından pasaportlarına mühür bulsun. Ha senin yine Suriye tarafında öğretmenlerin, sağlık görevlilerin PTT'n olabilir. Ama sınırı kabul et diyecek Ankara ilk aşamada. Ankara'da herhalde bunun karşılığında o zaman sen de mültecilerin bir kısmını al diyecek Esad rejimine. Ben Esad'ın 4 milyon mültecinin hepsini kabul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü iç savaşı Esad Suriye'de biraz da etnik mühendislik yapmak için kullandı. Suriye'nin nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Sünni Arapları ülkeden çıkartmak ve onların Suriye içindeki sayısını azaltmak için kullandı ve bunların çoğunun geri dönmesini istemiyor. Ama orada bir pazarlık olacak. İşte bir miktar mültecinin geri dönmesini kabul edecek gibi görünüyor. Ankara da bunun karşına diyecek ki o zaman sen de YPG'nin siyasi otoritesini bitir. İşte bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu siyasi otorite yani Esad rejimi içine hazmetme operasyonu kısa olacak. Kısa kısa bir iki soruyla tabii bağlayalım röportajı. Siz kısa vadede Türkiye'nin YPG ile ya da işte PYD ile diyelim. YPG ile silahlı örgüt ama PYD sivil kanadı. Herhangi bir görüşmeye Amerika'nın da desteğiyle oturabileceğini düşünüyor musunuz? Yeniden Salih Müslim zamanındaki gibi belki dolaylı olarak doğrudan olmasa da. Sanmıyorum çünkü bence Ankara kısa vadede Esad rejimini muhatap olarak alacak kendisine ve
Esad rejiminden birkaç isteği olacak Ankara'nın. Sen sınırı tanımamızı istiyorsan, seni Şam'ın meşru hükümeti olarak görmemizi istiyorsan YPG'yi bitireceksin diyecek. Ama şunu da söyleyelim. Esad rejimi ile PKK ailesi orasındaki ilişki Esad rejiminin kendisi kadar eski en azından. 1970'lere kadar uzanan bir ilişki. İşte PKK Esad rejiminin denetimindeki Lübnan'ın Beka Vadisi'nde kuruldu. Şam'dan yıllarca destek aldı. Bence bir PKK için ya da PKK ailesi, YPG, PYD'deki grupları da dahil ettiğimizde Esad rejimi için bir on-off düğmesi var, aç-kapa düğmesi var. O düğmeyi 2012'de açtı. Çünkü Türkiye'nin Suriye'deki kendisine karşı olan harekatının hedefini değiştirmek istiyordu. Bunu başardı. Şimdi hedefi başarıyla değiştirdiği için Ankara artık Esad rejiminin gitmesi konusundaki bütün faaliyetlerini kesmeye başladığı için kapat düğmesine basacak. Bu PKK'nın bittiği anlamına gelmeyecek Esad rejimiyle olan ilişkisi açısından. Rejim bunu ileri vadede Türkiye'yi orta vadede tekrar kullanacak. Niye orta vadede? Çünkü kısa vadede rejimin istediği Ankara'yla barış. Ankara'yla bir araya gelmek, Türkiye'nin onu tekrar tanıması. Ama orta vadede 3 sene, 5 sene, 6 sene biz PKK'nın Suriye'deki yeni versiyonunun adını tekrar duyacağız diyebiliriz. Bu mesele hallolmadı. Sadece bir süre için sönümlenecek diyebiliriz. Peki şu bir de son olarak Soner Bey, her ne kadar Türkiye'de pek fazla konuşulmuyor olsa da şimdi bu Trump'ın azil sürecini siz de anlattınız. Gerçekten çok karışık iş. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı işin içine katan, ondan sonra Biden'ın ve oğlunun kirli ilişkileri var mı bir araştır da bana söyle, onun aleyhine çalış deyip rüşvet teklif edildiği iddia edilen bir durumla karşı karşıyayız. Doğru mu değil mi? Trump hayır böyle bir şey olmadı, gayet güzel konuşmalar yaptım diyor ama işin içine Amerika'nın diplomatları girdi. Bütün Pentagon, Beyaz Saray çalışanları girdi. Onların ifadeleri çok önemli. Bu hafta içinde zannediyorum diplomatlar ifade verecekler. Onların ne söyleyeceği önemli. Trump'ın yakın çalışma arkadaşları ya da diyelim ki ekibinden ifade verecekler olacak mı? Onları göreceğiz ama bir uluslararası skandala doğru ilerleniyor. Trump'ın azledileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir risk görüyor musunuz? Bence edilmeyecek. Çünkü azledilmesi için hem yasamanın alt kamerası olan Temsilciler Meclisi'nin hem de üst kamerası olan Senato'nun onay vermesi lazım. Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Trump Cumhuriyetçi, onu koruyacaklar. Alt kameradan geçebilir, suçlu bulunabilir ama azledilmeyecek. İki kurumun da onun için onay vermesi gerekecek. Ama Trump için zor, çok zor bir dönem. Şimdi Cumhuriyetçiler şöyle laflar söylüyorlar. Evet, yaptığı yanlıştır ama azledilmesini gerektirmez. Evet, muhtemelen. Demokratlar da şöyle söylüyorlar. Ya bu ülkede bir sürü insan bu demokrasiyi kurmak için öldü. Bu bizim anayasamız her şeyin üzerinde bir anayasa. Böyle bir rezalet olabilir mi diye Cumhuriyetçileri de biraz markajı alıyorlar. Son soru olarak şunu sorayım, dengeler açısından Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Örneğin azli gerçekleştirmez Cumhuriyetçiler belki ama aday olmasını engelleyebilirler mi bunun karşılığında? Bunun tarihi emsali yok. Mümkün mü değil mi bilmiyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Trump'ın iç siyasette, bu Amerikan siyasetinin ne kadar polarize olmuş olduğunu da siz de gördünüz buradaki ziyaretinizde. Bu kadar polarize olmuş bir ortamda bir siyasi isyanın hedefi haline gelen Trump'la Türkiye'nin bu kadar çok özdeşleşmesi iyi mi Türkiye açısından? Eğer Trump kaybederse. Kaybettiği zaman çünkü o özdeşleşmenin Türkiye aleyhine dönebileceğini düşünebiliriz. Evet, Soner Çağatay'la konuştuk. Şöyle bir ufuk turu yaptık. Kendisi yarınki görüşme dedi. Belki ben de öyle sordum. Malum aramızda saat farkı var. Siz bu röportajı izlediğinizde artık bugün olmuş olacak ama bizim için hala yarın. Washington'dan bakıldığında yarın ya da bugün fark etmiyor. Türkiye için bugün, bizim için yarın. Kısa bir zaman sonra burası için de bugün olacak. Ama sonuçta son dönemlerin belki de en kritik, en önemli toplantısı yapılacak. Soner Çağatay'ın değerlendirmelerini dinlediniz. Bundan sonrası için nasıl bir sayfa açılacak hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri ve Beyaz Saray'dan yansıyacak olan notları da T24'te bulabileceksiniz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.